Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde AC devre analizinde sıklıkla kullanılan admitans, konduktans ve suseptans değişkenlerini anlatacağım. Bunların formüllerinden bahsedeceğim. Şimdi bundan önceki dersimizde empedans üçgenini anlatmıştım. Empedans üçgenimizde 3 önemli değişken neydi? Empedans, rezistans ve reaktanstı. Empedans neydi? Akıma zorluk gösterme derecesiydi. Formülümüz de şuydu arkadaşlar. Empedans formülümüz Z eşittir R artı Jx'ti. Değil mi? Bizim reaktansımız imajiner kısımda, yani eksen, sanal eksende yer almaktaydı. Şimdi arkadaşlar işte bizim admitans, konduktans ve suseptansımız ise bu üçgendir. Ve çok basit, admitans arkadaşlar empedansın tersidir. Reaktans suseptansın tersidir. Konduktans ise, bakın, konduktans ise rezistansın tam tersidir. İşte olay bu. Yani bu kadar basit. Şimdi empedans neydi? Akıma zorluk gösterme derecesiydi. Direnç neydi arkadaşlar? Şöyle diyelim. Empedans benim rezistansım ve reaktansımdan oluşan bir zorluk derecesi. Akıma karşı gösterilen zorluktu. Admitans işte ise konduktans ve suseptanstan oluşan akıma karşı zorluk derecesi. Kolaylık derecesi yani. Empedans ne kadar zorluk gösterirse admitans o kadar akıma kolaylık gösterir. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Y eşittir 1 bölü Z'dir. Evet, konduktansımız arkadaşlar bizim. Hatta şunu biraz küçük yazalım, çok büyük yazdık. Y eşittir 1 bölü Z. Konduktansımız direncimizin tam tersi olacak. G eşittir 1 bölü R. Ve suseptansımız ise reaktansımızın tam tersi olacak. B eşittir 1 bölü X. Suseptans arkadaşlar reaktansın tersi dedik. Ve suseptansın birimi nedir? Siemens'tir. Konduktansın birimi de Siemens'tir. Bizim empedansımızın, pardon, admitansımızın birimi ise 1 bölü ohm'dur arkadaşlar. Yani ohm üzeri eksi 1 diyebiliriz. Şundan da bahsetmek istiyorum. Benim empedansımın formülü neydi? R artı Jx'ti. Admitans da aynı şekilde arkadaşlar formül olarak da Y eşittir G artı J B olarak konduktansımızın formülünde, pardon, admitansımızın formülünde yazabiliriz. Bakın G ile R benziyor. B ile de X'in yeri aynı. Yine admitansa da empedansımızın yeri aynı arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu paralel bir devremiz var. Mesela paralel RLC devresi olsun. Bunun bir tanesi işte R olsun. Bir tanesi L olsun. Bir tanesi de C olsun. Bunların işte admitansları Y1, Y2, Y3 olsun arkadaşlar. Burada eşdeğer admitans değerimiz YT eşittir. Yani Y toplam ya da Y eş eşittir. Bakın Y1 artı Y2 artı Y3'tür. Yani şöyle değildir arkadaşlar. Bakın 1 bölü Y toplam eşittir 1 bölü Y1 artı 1 bölü Y2 artı 1 bölü Y3 değildir. Buna dikkat ediyoruz. Eğer bunlar Y1, Y2, Y3 olmasaydı, admitans olmasaydı da empedans olsaydı, yani arkadaşlar şöyle gösterelim. Devremiz işte empedanslardan oluşan bir paralel devre olsaydı bizim eşdeğer empedansımız ZT ne olacaktı arkadaşlar? Bakın 1 bölü ZT, yani aynı direnç, paralel direnç devresi gibi düşünün. 1 bölü, şöyle yapalım, 1 bölü Z toplam eşittir 1 bölü Z1 artı Z1 artı 1 bölü Z2 artı 1 bölü
Z 3 olacaktı. İşte aradaki farkı gördünüz. Bakın arkadaşlar. Zaten Z1'in tersi nedir? Y1'dir. Z2'nin tersi Y2'dir ve Z3'ün tersi Y3'tür. Evet, bununla bu şekilde düşünebiliriz. Admittans empedansın tam tersidir. İşlemleri de buna göre yapıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün admittans, konduktans ve suseptans kavramlarını inceledik ve bunun empedans üçgeniyle olan ilişkisinden bahsettik. Bugünlük bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Lütfen bununla ilgili sorular var internette pek çok. Bol bol bulabilirsiniz ve çözerseniz konuyu daha da pekiştirmiş olursunuz. Arkadaşlar sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen like butonuna tıklayınız ve videolarımızı, derslerimizi daha fazla kişiye ulaşması için paylaşırsanız arkadaşlar ve tavsiye ederseniz videolarımız daha fazla daha büyük kitlelere ulaşacaktır. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.